Türkiye'nin gündemi terör, Türkiye'nin gündemi başkanlık. Ne yapmaya çalıştınız değerli arkadaşlar son 14 yılda ve özellikle son 6-7 yılda ne yapmaya çalıştınız? Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hep bir sonraki adımı hedef göstererek korumaya çalışacağınızı ifade ettiniz. Ne demek istiyorum? Mesela 2010'daki referandum. Ne söylediniz o zaman? Eğer bu referandum geçerse Türkiye huzura ve demokrasiye kavuşacak dediniz. Geçti. Ne oldu peki? Türkiye huzura ve demokrasiye mi kavuştu? Hayır. Aslında Türkiye bir kaosa ve karmaşanın içerisine düştü. HSYK'nın yapısı değişti ve şimdiki anayasa değişikliğiyle o zaman demokrasi ve huzur gelecek dediğiniz anayasayı değiştiriyorsunuz. Ne oldu? Yakın örnek vereyim. 7 Haziran'da burada milletvekili edemedi mi? Türkiye kaosu seçti. 1 Kasım'a 20 Temmuz'da Suruç'ta, 21 Temmuz'da Ceylanpınar'da, 10 Ekim'de Gar'da ve diğer saldırılarla istikrarı bozan saldırılara gitmedik mi? Terörist saldırılara gitmedik mi? Ne oldu? 1 Kasım'da istikrar mı geldi? Aksine istikrar gelmedi. Daha da kaos geldi. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine kaos geldi. Başbakan değişti. Kurulta yapmak zorunda kaldınız ve bugünlere geldik. Bugün ne diyorsunuz? Diyorsunuz ki eğer başkanlık geçmese Türkiye kurtulamaz. Niye bu başkanlık lazım ya da bu diktatörlük lazım ya da bu krallık lazım? Kendimiz için istemiyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, Orta Doğu coğrafyası, dünyanın geldiği durum bu parlamentoyla idare edilemiyor. Daha hızlı karar alması lazım, tek seçici olması lazım, tek adam olması lazım ki biz içeride ve dışarıda kendi yarattığımız iç düşmanlarla mücadele edebilelim. Şimdi de 1 Kasım'dan çıkan sonuçlara riayet etmiyorsunuz ve başkanlığı Türkiye'de huzur ve demokrasinin güvencesi olarak gösteriyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bakın hepimiz milletvekiliyiz. Bu sıralardan geçeceğiz ve bir daha belki olmayacağız. Ama bu parlamentonun bıraktığı miras, bu parlamentonun bırakacağı bu yük, özellikle şiddet ve çatışma konusunda, terör konusunda bırakacağı yük bizim çocuklarımıza miras kalacak. Hepimize soracaklar. Kusura bakmayın, ben kendi tarihimi burada yazıyorum. Kendi tarihimi. Bu kürsüde yazıyorum. Tutanaklara baktığım zaman ben ne söylemişim ve sizler bana ne laf söylemişsiniz hepsi tutanaklarda var. Benim torunlarım da bakacak, benim partilerim de bakacak ama aynı zamanda size de bakacak. O yüzden bu tutanaklar çok önemli. Eğer gerçekten vicdan sahibiysek, gerçekten aklımızla hareket etmek istiyorsak, duygularımızı bir tarafa bırakarak, siyasi tercihlerimizi bırakarak Türkiye'yi bu kaos ortamından, bu çatışma ortamından çıkarmak zorundayız. Onun da yeri bu parlamentodur ve bizi dinlemenizdir.